Tinya krallığından günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kocaeli büyük bir kültürel birikimin yanında ticari ve sanayi gelişmelerinde mirasçısıdır. İşte bu sebeple Kocaeli bir liman kenti olması, coğrafi konumu ve gelişmiş insan gücü avantajlarıyla sanayileşme sürecinin kilometre taşlarından biridir. Tarihsel süreci takip ettiğimizde Türk sanayi hareketinin ilk adımlarının Kocaeli'de atıldığını görürüz. Kumaş dokuma, askeri malzemeler, çimento sanayi, kağıt ve ipek halı fabrikaları 18. yüzyılda ilk defa Kocaeli'de kurulur. Osmanlı'da ilk kağıt fabrikasının 1700'lü yıllarda İzmit sancağına bağlı Yalova'da kurulmuş olması kültür tarihimiz açısından da Kocaeli'nin önemini gösterir. Türk sanayi tarihimizde önemli yere sahip Kocaeli. Birçok ilklerin hatta ilk özel teşebbüsün kurulduğu bölgeler Osmanlı son dönemlerinde kurulan evkaf nezareti yani Vakıflar Bakanlığı tarafından kurulan fabrikalar tıpkı Hereke Kumaş fabrikası gibi. Osmanlı'da ilk kumaş fabrikalarından birisi de Karamürsel'e kurulur o tarihi fabrika bacasının önündeyiz. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e sanayi tarihimizde çok önemli yere sahiptir Kocaeli. Karamürsel'de Osmanlı'da ilk kumaş fabrikasından geriye kalan bacanın önünden sanayi tarihimizde Kocaeli ve Kocaeli sanayi tarihi belgeseliyle karşınızdayız. Endüstrileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün 16 Ocak 1923'te İzmit'te düzenlediği basın toplantısı çok önemlidir. Çünkü Atatürk aslında cumhuriyeti 16 ay önce Kocaeli'de ilan etmiştir. Kocaeli Cumhuriyet'in kalkınmasında çok önemli bir yer oynadığı gibi, Cumhuriyet'in 100. yılında da sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok gelişime ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'da ilk kağıt imalathanesi bugünkü Yalova bölgesi ki Yalagabat'ta kağıt imalathanesi olarak Kocaeli Sancağı'nda kurulmuştu ve Yalova... Osmanlı'da ilk kağıt fabrikasının 1700'lü yıllarda İzmit sancağına bağlı Yalova'da kurulmuş olması kültür tarihimiz açısından da Kocaeli'nin önemini gösterir. Uzun zamandır kurulmak istenen kağıt fabrikası konusunda gelişmelere şahit olmaktadır. İzmit'teki sanayi kuruluşlarından ilki olan Seka Kağıt Fabrikası, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İzmit'in olduğu kadar Türkiye'nin de ekonomik ve sosyal yaşamında büyük önem taşımıştır. Başvekil İsmet İnönü tarafından temelleri 14 Ağustos 1934 yılında atılan İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası 1939 yılında tamamlanır. Atatürk'ün İzmit Kağıt Fabrikasında üretilen yerli kağıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus gazetesinin Bayram Ekin'i incelediğinde söylediği medeniyet hamuru sözü, İzmit Kağıt Fabrikası'nın bunca yıllık tarihinin adeta özetidir. Günümüzde İzmit Seka Kağıt Fabrikası, müze ve bilim merkezi olarak hizmet vermektedir. Medeniyet hamuru kağıt ve kağıdın ilk imal edildiği Osmanlı'da Kocaeli Sancağı bölgesindeyiz. Bir zamanlar Kocaeli Sancağı sınırları içerisinde olan Yalova, Yalagova, Yalagabat bölgesinde 1745 yılında İbrahim Müteferrika tarafından Yalagabat Kağıt Fabrikası kurulup ve bugün o kağıt fabrikasının müzesi müzede yaşıyor. Belgesel görüntüler çektik orada. Orada çektiğimiz belgesel görüntülerle sizleri baş başa bırakmak istiyoruz. İbrahim Müteferrika Kağıt İmalathanesi Müzesi'nden Yalova'dan Osmanlı'nın bir zamanlar Kocaeli sancağına bağlı olan bölgeden Antik çağdan günümüze imparatorluklara başkentlik yapan Kocaeli bölgesi tarih boyu hep önemini korumuş. Selçuklular Malazgirt zaferinden hemen sonra İzni'yi fethederek başkent yapmaları Türk İslam medeniyeti tarihinde Kocaeli bölgesinin önemini göstermiş. Vakıflar medeniyeti tarihimizde Osmanlı'nın Kaptanpaşa eyaletine bağlı Kocaeli sancağı önemli bir yere sahiptir. Osmanlı'nın kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli Sancağı'nın merkezi İzmit, sancağa bağlı kaza merkezleri Kandıra, Şile, Gebze, Üsküdar, Beykoz, İznik, Yalova, Orhan Gazi, Adapazarı, Taraklı ve Geyve kazalarından oluşan adı gibi koca bir ildir. Yalakaabat Koyunhisar Kalesi'nin fethiyle Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna beşiklik eden Kocaeli Sancağı 1329'da Gebze Eski Kalesi ile Darıca arasında yapılan tarihi Palekanon Savaşı ile Bizans İmparatorluğu ordusunu yenerek Osmanlı Kocaeli bölgesinde dünya devleti haline gelmiştir. Kocaeli yolların kavşak noktası sahillerindeki liman ve tersanelerle Osmanlı'nın gelişip büyümesinde çok önemli rol oynadı. Kocaeli Bilim Teknoloji ve Sanayi Tarihi konusunda arşiv araştırmaları, kütüphanedeki bilgi döküman belgeler, belgesel hazırlanması, arşivlerin toparlanması ve bir e, dijital ortamda bir araya getirilmesi noktasında bir proje yazdık. Projemiz e, ilgi ve kabul gördü. Proje ortağımız, paydaşımız uluslararası. Ee, müteahhit ve Sanayiciler iş insanları Derneği ve şu anda da dernek başkanı Sayın Zeki Gedigoğlu burada. Biz ilk toplantımızı burada gerçekleştiriyoruz. Bu teknolojik ve e, bilim merkezinin sanayi başkentlerinin olduğu yerde e, insanları bilinçlendirmek, insanları bu konudaki tarihi geçmişiyle efendim e, bu konudaki ileriye yönelik Çalıştaylarla birlikte bu iki derneğin neler yapılabilir diye bir ilk toplantımızı daha önceki görüşmelerden sonra ilk toplantımızı yapıyoruz.